Giresun'da yaşadığımız sel afetiyle ilgili ölenlere rahmet diliyorum. Son dönemin tüm afetlerinde olduğu gibi devletimiz ilk andan itibaren olay mahalline müdahale etti. Bu afet üzerinden bir başka Maraş'ın güncel, Türkiye'nin güncel sorununa temas etmeyi görev biliyorum. Malum çarşamba günü Sayın İçişleri Bakanı buradaydı. Çok verimli, etkili bir toplantı yaptık. İl afet riskini azaltma planını Türkiye'de ilk Maraş'ta açıkladı ve şehrimizin il afet riskini azaltma planını Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanlarımıza takdim etti. Duyarlılığın artması, farkındalığın gelişmesi herkesinde, başta belediye başkanlarımızda, medyada, iş adamlarında, müteahhitlerde farkındalığın ve duyarlılığın açılması için buradan lütfen diyorum, her afetten sonra ağlamaktansa Maraş'ın deprem riski var, herkes hesabını buna göre yapsın diyor. Maraş Doğu Anadolu fay hattı üzerindedir. Maraş'ın bağımsız fayları vardır. Maraş'ta yer yer sıvılanma vardır, sıvılaşma vardır. Bunlara karşı planımızı, ruhsatımızı, inşaatımızı son derece dikkatli yapmak zorundayız. Bir şeye itiraz ettim, herkes bilsin. Valimizin huzurunda. Biz planları yaptık, tehlikeye dikkat çektik, gizli yazıyla belediye başkanına, ilgililere yazdık. Bu işin gizlisi yok kardeşim. Bu işin gizlisi yok. İki katlı ev yapanından, çok katlı müteahhit yapan müteahhide kadar herkes bugün dikkat etmek, tedbir almak zorunda. Ondan sonra sel oldu, deprem oldu diye ağlamanın anlamı yok. Anlamı yok. Üniversitemizde deprem araştırma enstitümüz var. Çok yetkili insanlarımız var. Hepimiz onları dinleyeceğiz. Metrekare metrekare Maraş'ın durumunu ortaya çıkaracağız. Kim bir yere çivi çakacaksa bu planlara göre hareket edecek. Allah akıl vermiş. Allah fikir vermiş. Allah tedbir al demiş. Dünya düzenini Allah böyle kurmuş. Yağmurun, nehirin akacağı, direne edileceği, enerjisini boşaltacağı yerlere siz bina yaparsanız bunu yaşarsınız. Şu güzel günde çok istirham ediyorum tüm yetkililerden, tüm arkadaşlarımdan, tüm müteahhitlerden bu konuya hassasiyetle davranalım diyorum. Çok acı kayıpların yanında depremden önce depremle ilgili yapacağınız 1 liralık harcama depremden sonra 7 ile 12 lira arasında olmakta diyor uzmanlar. Yıkım yani. Şimdi deprem olmadan 1 liraya çözebileceğin bir sorunu deprem oldu 12 liraya çözüyorsun. Kaybettiğin canlar da ayrıca acı olarak senin hanene yazmaktadır. Bana göre koronadan da daha önemli bir husus olduğu için ve özellikle belediye başkanlarımıza da destek olma adına bu hususu biz siyasilerin sürekli gündemde tutması gerektiğinin altını çizmek istiyorum.